Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aytu. Bugün sizlerle beraber top lane'de Aatrox'a karşı team oynuyoruz. Böyle lanet bir matchup'a karşı team oynamaktayız ve bir roket kemer team'i denemek istiyorum bu oyun. Çok iyi olacağını sanmamakla beraber denemekten ne zarar var diyerek oyuna girdik. 1 milyon XP'si kaybettik attığımız misklik yüzünden. Bu hiç iyi olmadı arkadaşlar. Zaten Aatrox zor ve can sıkıcı bir matchup. Bir de levelde geri olarak oynayacağız karşısında. Onun dışında bugünden Karasat girdim. Bugünleri ayarlayamadım, lanet olsun. Karasat girdik. Fakat halledeceğiz ya. Bize bir şey olmaz. Bu adam 2 level olacak şu minyonun arkadaşlar. Helal olsun. 65 vurdun kanka. Ben de sana bir auto atak atayım. Ben de 60 vurdum. Zehirle beraber. 2 level olamadık. O minyonda 2 level olmamız gerekiyordu normalde. Sesim biraz tuhaf geliyor olabilir çünkü yeni kalktım arkadaşlar. Kalktığım gibi video çekiyorum. Çünkü 2 gün sonra tatile gideceğim. Kuşadası'nda tatil yapacağız ve benim elimde video yok. Video stoklamadım. Şu an video stoklamaya başlıyorum. 2 günde en azından bir 4 veya 5 video stoklayıp YouTube'a atmam lazım, planlayıp. Bakalım. Bu maç... Ay. Bu ne abi? Sen neyle attın o sarı ya? Neyle attın dedik de hepsini yedik arkadaşlar. Skilllerin hepsini yedik. Ağlamayalım boş yere. Gerçekten de... Skilllerin hepsini yedik. Fakat bu kadar fazla vurması hoşuma gitmiyor Aatrox. Düz vuruş, Q. Geri çekilelim. Bu adam iyi oynuyor ya. Düz vuruş, Q. Güzel, Karasat'ı aldık. Bu adamı kesebiliriz. Bu adamı kesebiliriz. Dikkatli oynamamız lazım burada. Dayana bize gank atabilir. Gerçi dakika 3.50 oldu. Dakika 3.50'de Dayana'nın burada olmaması gerekiyor. Ama bu skatılı aldı. Bu skatılı aldığını da biliyoruz. Bu şey gözükmüyor. Aatrox çocuk gözükmüyor. Yanlışlıkla çıktım Shell'dan. Neyse o öldü, o da öldü. O da ölecek. Shell'dan yanlışlıkla çıktım arkadaşlar. Bak, dokunma. Dokunma, dokunma, dokunma. Ayakkabı alacağız. Pot alalım. Bir de AP aldık. Şöyle çıkalım. Move atmak için click attım. Fakat Aatrox'un olduğu yere attığım için click'i şampiyon otomatikman Aatrox'a saldırdı. O yüzden çaldan çıktı team arkadaşlar. Olur öyle. Aatrox da küçük ayakkabısını almış. Kanka kuleden hit yeme pahasına gerçekten. Kulemin altında oynaksan ölürsün. Zinza birazcık hatalı mı oynadın kanka sanki ya? Flash Q auto atak atsam öleceğini düşünmedim. O yüzden flashlamadım. Zinza acele etti W'yu tutturma konusunda. Kesin kill'di eğer Zinza biraz bekleyebilseydi. Fakat ne yapalım. Olur öyle deyip oyunumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu arada arkadaşlar Veigar birinciliği alma niyetim var. Veigar birincisi olmak istiyorum. Şampiyonu çok seviyorum. Ve birinciliğe kasma niyetim var. İleride Veigar öğretici videolarda çekerim birinciliğe. Hatta birinciliğe direkt... Ay şöyle yemeyelim de. Birinciliğe direkt yayında kasabiliriz. Onun dışında... West'e geçtik zaten. West'e hesabımız 30 level yaptık, yapacağız. Dün West'e oynadık. Çok keyifli maçlar döndü gerçekten de. Bu kadar mı fark eder? Gençleştim resmen. Şöyle auto atak. Q atalım. Bir auto atak atamadık. Kanka sen ölebilirsin bu arada ya. Güzel. 6 level değildi. 6 level olmadan bize savaşmayı tercih etti. Kestik böyle. Acımadık. Roket kemer şu açıdan güzel olacak. Karşı takım... Ya atılan şampiyonlar var karşı takımda sürekli. Biz de atılıp kaçabileceğiz roket kemerde. Bu arada bu adamın TP'si var mı? Demin atmış olması lazım diye düşünüyorum. Şu wave'i de itip öyle çıkmak istiyorum. Zinza'nın attığı başarısız gank aslında işe yaradı arkadaşlar. Adam base atmak zorunda kaldı ve levelde geri düştü. Levelde geri düştüğü için biz onu kesebildik. İyi yanından bakmak lazım. Her zaman. Bu arada arkadaşlar şu an Timo'nun en güzel build'i mantar build'i. Mantar build'ini zaten biliyorsunuz. Liandry uğursuz korumalı build. Hani üçüncü eşya değişken olarak ya kozmik hızlandırıcı ya da Rabadon. Morello da alıyoruz. %90 ihtimalle karşı takım çok iyileşiyor. Ve Morello alıyoruz. League of Legends sezonu 11 maalesef iyileşen şampiyonlarla dolu. O yüzden yani en azından 5 maçın 3'ünde Morello almak zorunda kalıyoruz. W vereceğim. O yüzden Timo için ideal build odur. Onu kasmanızı tavsiye ederim. Mantar build'e.
Çok güzel hasar atmadık mı ya şu eksik alternatörüyle? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir gece tırpanı Timo videomuzda var sanki ya arkadaşlar. Roket kemerden sonra. Normalde arkadaşlar ben bu videoyu geçen haftalarda sürat coşkusuyla çekmeyi denemiştim. Hani sonuçta hareket hızı ve mobilliğe dayalı bir build. Fakat sürat coşkusunu o kadar nerflemişler ki arkadaşlar hareket hızı kazanmıyoruz. Sanki W basmışız gibi fıs diye şundan daha yavaş koşuyoruz arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Dedim olmaz, kabul edilebilir değil. Bu arada bizim çocuğa yardım edelim. Şu anda bu arada yani yıldırım girmek istiyordum. Yani. Burayı savaşacak mıyız? Savaşalım burayı. Enin ayıcığı var mı? Ha. Ha, bizim çocuk çok hızlı ölmedi mi arkadaşlar ya? Sanki çok hızlı öldü. Stun almamış yani. Bizim zinzada ulti atamamış. Evet, bizim çocuğun hızlı ölme sebeplerinden bir tanesi de buymuş. Sıkıntı yok ya, olur öyle. Dediğim gibi normalde sürat coşkusuyla çekecektim. Fakat sürat coşkusu artık Timo'ya alınabilecek bir ürün değil arkadaşlar. Gerçekten de çok nerflü. Normalde Aatrox'a karşı, Darius'a karşı, ne bileyim Set'e karşı falan gayet güzel giden bir üründü. Fakat şu anki halini pek sevmedim. Herkesi kazanmıyoruz. Elektrik verdik maçta. Karşı takım çok kırgan ve ani hasarla yok edebilirdik. Fakat Karasat da gayet iyi bir ürün. Elektrik verin yerini doldurabilecek bir ürün. Sadece laning'de biraz zayıf. Late game'de elektrik verden çok daha güçlü. Early game'de elektrik verden çok daha zayıf. Böyle özetleyebiliriz. Bu arada roket kemerden sonra Lich Buan kasacağım arkadaşlar. Çünkü hareket hızı istiyorum. Biraz mobilliğe bağlı bir build kasmak istiyorum. O yüzden Lich Buan kasacağım. Bu çocuk ayakkabısını bitirmiş. Yapması gereken oydu zaten. Ignite'ımız yokken bu çocuğu kesemeyiz arkadaşlar. Aatrox'u ağır yarısız kesmek imkansıza yakın bir şey. Bizim bot lane açılmış vadiyle. Güzel hasar attık. Gayet güzel hasar attık. Bir potumuzu basalım. Ha, tarayıcı almış bu çocuk şimdiden. 30 saniye ignite'ımız dönüyor. Ignite'ımız döndüğünde bu çocuğu parçalayacağız. Gece tırpanı Timo'yu denemek istiyorum aslında arkadaşlar. Sezonun başlarında oynadım birkaç kez. Fakat mana sıkıntısı çekiyor ya. Aslında şu mana küçüğüyle deneyebiliriz. Düz vuruş Q. Güzel hasar. Güzel hasar atıyoruz. Gayet iyi. Şimdi şurayı hızlıca iteceğim. Bu çocuk muhtemelen base TP atacak. En azından TP'sini almış oluruz. Marco'ya bir yere TP atarsa. Aa! Kanka sen ne yapıyorsun? Öldü o da, biz de öldük. Dayana buradaymış. Work tam arkadaşlar. Şuradaki kule altındaki minyonları kaybetti Aatrox. Yani o açıdan work, yoksa asist masist de aldılar ama. Füze kemerimiz bitti. Roket kemer diyorum çünkü bunun eski ismi roket kemerdi arkadaşlar. Şimdi bir başlangıç analizimizi yapalım arkadaşlar bunun hakkında. AP'si güzel, 90 AP. Büyü nüfuzu veriyor. Can veriyor, can Timo için önemli. Çünkü çok kırgan bir şampiyon bildiğiniz üzere. Yetenek hızı zaten tüm AP eşyaları veriyor. Yani güzel, mantar falan. İşimize yarıyor. Aktifi bize hareketlilik sağlıyor. Bu güzel bir şey. Pasif olarak da bize item başına, yani ihtişamlı pasif olarak da büyü nüfuzu sağlıyor. Bu da çok güzel bir şey. İşimize gelmeyen tek kısmı ne biliyor musunuz bu itemin? Mana vermiyor arkadaşlar. Mana yetmiyor. Hani hep buzla tek farkı şey, aktifleri sanırım. Bir de bu ihtişamlı pasifleri. Bu arada niye mi de döndük biz? Ben mantar zirmeye gelmiştim de. Neyse, en farmları alsın. Biz yere dönelim. Şurada beni kapatmaya çalışırsa da ne yapıyorsun sen? Ah. Bana oynuyor bu. Ay. Neden bana oynadı bu kadar şey bir şekilde? Israrlı bir şekilde. Çok korktum. Roket kemer olduğunu unuttum. Onu da hızlı kullanamadım ama bir şey olmadı. Ölmedik. Hashtag Timon'un W'sunu Wildrift'teki gibi yapın. Gerçi Wildrift'te de W'nin atılma animasyonu çok yavaş ya. Onun bir tık daha hızlısı lazım. League of Legends'da. Lich Buan'a gidiyoruz. Lich Buan bize %10 hareket hızı sağlayacak. Onun yanı sıra Q düz vuruşumuzla bayağı bir hasar atacağız. Karşı takımda zaten hiç tank yok. Hani Q düz vuruş attığımız yem olacak. Karasat da girdi Q'nun. Bence iyi hasar atacağız. Aatrox mid'e gidiyor sanırım. Yo, gitmiyor. Aa, olay çıkıyor. Fakat ayıcık dedi ve bizim eni yok etti. Onu da kestiler. Bana bir şey kalmadı. Ben ne anladım bu işten? Hadi roket kemeri agresif olarak kullanalım. Oğlum ne oluyor lan, zıplıyoruz?
Kanka sen benim hala çalıda olduğumu nereden biliyorsun? Aa, ben şey hani bir an ben buraya yürüm o buraya atlar falan diye düşündüm de çocuk o kadar akıllı değilmiş. Çocuk direkt çalıya skill spamladı. Vadinin alametindeler, vadinin alametindeler. Nautilus ölüyor. Niye Nautilus? Nautilus'a gidelim biz ya. O vadiye bir şey yapamayacağız. Rocket Kemal aldık kill'i. Saldım Ignite'ı. Kaçsınız. Yazık kafana. Arkada dayana bak. Sadece bana multi attın gerçekten. Ah kaçalım. Samira'yı yok et orayı. Dönüşü yok. Ona da. Ah be o kadar da değil. Kuleye vuralım. Rocket Kemal iyi hasar atıyormuş. Kaç vurduk biz? 268. 2 kullanışta 268 vurmuşuz. Çünkü Aatrox'a da kullanmıştık bunu. Acaba yakından daha mı fazla vuruyor? Tabi orada gerçi şu belden aşağı falan da çalıştı. Elinin stun'ından dolayı. Onunla da alakalı olabilir. Bakalım mantar build olmadan. Mantar build olmadan bile Tristana'yı neredeyse yarıcına atabiliyoruz. Eğer Liandrim olsaydı o çocuk %60 falan yiyecekti arkadaşlar. Bir de yanına uğursuz koruma olsaydı %75'e yakın bir hasar yiyecekti. Mantar build'i şu an gerçekten de çok iyi ya. W veriyoruz. Hareketiz önemli bu maç bizim için. Güzel. Yazık kafana. Evet, biz çok slow yemişiz. Neden? Hız kesen varmış. Hız kesen artık yakındakilere slow atıyor arkadaşlar. Beni mi keseceksin sen Alistar? Güzel. Hız kesin atılması kalktı ama yakındakilere verdiği yavaşlatma etkisi fazlasıyla büyüdü. Geleyim de benim canım az. Nasıl yapacağız? Şu canı alayım. Aa, havadayken tuttu bize. İyi değil. Yazık kafana. Biraz geri çekiliyoruz çünkü Q'muz yok. Çocuğu yakalar mıyız? Kanka AFK kalma aman. Ne yapıyorsun? Çocuk iyi oynadı arkadaşlar. Çocuk gerçekten iyi oynadı. Da bizim Zinza niye arkada kaldı gerçekten? Hani şurada bekledi çocuk. Şimdi bir tane AP alalım. Kozmik hızlandırıcı gidebiliriz. Bu arada mantarda niye hasar yemişler de yetmiş. Kozmik hızlandırıcı alırsak bize 20 hareketini sağlıyor. Biraz daha hızlı oluyoruz. Biraz daha mobil oluyoruz. Bazı matchuplar da alınabilir aslında ama ben gene de mantar build'ini tercih ederim arkadaşlar. Baron base'i mi attın sen? Güzel. Çalıya girmeseydik ölüyorduk. W basmadan 500'e yakın hareket hızımız var. W basınca kaç oluyor? 530 oluyor. Gayet iyi. Şuraya bir mantar atmam lazım. Ha ulti açıp kaçtı. Panikledi çocuk. Şöyle bir karşı jungle'a girsek. Tırsana'yı falan yok. Tırsana çoktan. Arkadan sızsak. Burayı görüyorlar mı acaba? Bence görmüyorlar. Görmüyorlar. Kesinlikle görmüyorlar. Güzel sızdık buraya. Burada belki birisini yakalayabiliriz. Fight çıkıyor. Mantar attık araya. Roket kemeri bastık. Roket kemerle kilimizi de aldık. Bunu da kestik. Çok güzel. Fight arkadan gelip 3-3 aldık. Gayet iyi, gayet iyi. Roket kemerle aldığımız ikinci kill. İnhibitor açacağız şimdi. Kozmik hızlandırıcı bitiyor mu? Bitmiyor. Güzel. Zinza'nın tanklaması mantıklı çünkü Mion ölürse kuleye vurduğumuz hasar düşüyor arkadaşlar. Kuleye Mion'ların yanında daha fazla hasar atıyoruz. O yüzden Zinza tankladı. Fakat çıkmamız lazım buradan. Build'in hasar eksiğini Karasat iyi kapatıyor aslında arkadaşlar. Hani elektrik var düşünüyordum ben. Fakat Karasat gayet iyi. Ölgeyi iyi geçirince Karasat gayet yeterli oluyor. Maviyi aldık şu kuleyi de alalım artık. Base'imizi de atalım. Kozmik hızlandırıcı bitti.
Şimdi şu base hareket hızımız gitsin. Bakalım kaç hareket hızıyla oynayacağız. 500 ile oynuyor olmamız lazım. 495 ile oynuyoruz. O gayet iyi. Neredeyse 500 hareket hızıyla oyun oynuyoruz. Çok hızlıyız şu an. Enin 380 hareket hızı var. Samiro'nun 380 var. Biz şu an W basınca 546 ile koşuyoruz. Gayet iyi. Bir de W'muz çok hızlı dönüyor arkadaşlar. 8.5 saniye. Çünkü kozmik hızlandırıcı aldık. Kozmik hızlandırıcı bize bekleme süresinin azalmamı da sağlıyor. 1.5 dakikaya Ejder çıkıyor. İyi de bu çocuk niye tapı splitliyor ya? Tapa koşalım. Hıp hızlı yetişebiliriz tapa muhtemelen. Koyduğumuz mantar sayesinde biraz dayandı zaten. Kozmik hızlandırıcı ve roket kemerden zaten can da geliyor. Biraz da dayanıklıyız. Dümdüz tek yemiyoruz. Güzel. Çocuğun base'ini bozduk. Bir daha bozmak istiyorum çocuğun base'ini. Çocuk bizi tekler bu arada arkadaşlar. Ben şu an sadece adamı rahatsız ediyorum. Base atmasın diye. Base atarsa item alıp gelebilir Ejder fight'ına. Tamam, çok hızlıyız. Bize yetişemezler. Yazık kafana. Çok güzel. Skill dojmak çok kolay. Çok hızlıyız gerçekten. Şuna girmemiz lazım arkadaşlar. Dojladık. Ignite'i saldık. Araya mantar attık. Roket kemer attık. Hareketi kazandık. Aman aman geri çekildik biraz. Şuradan çıktık. Araya mantar. Araya bir mantar daha. Bunun AC'si duruyor. Lan niye Aatrox'la savaşıyorsun? Burada kırılan adam var. Mantar. Şey trolledi bizim. Zinza trolledi. Aatrox'la vs attı. Kaybettik orayı. Ejder Aatrox'u alacak mı şimdi? Nautilus da aynısını yazmış. Adam Aatrox'u kesemezdi ki zaten. Hani. Niye orada dayanayı kesip ondan sonra Aatrox'a dönmek varken Aatrox'la 20 yıl fight attı ki çocuk? Aatrox aldı Ejder'i tek başına ya. Adamlarda dağ ruhu var şimdi, çok sıkıntılardayız. Hiç bulut Ejder olmadan 16 levelde 10 saniye kadar düşürdük mantarın bekleme süresini. Şu ultimate hunter sayesinde. Gayet iyi. Mantarı da hızlı spamlayabiliyoruz. Kozmik hızlandırıcı bu yüzden çok iyi arkadaşlar. Hani 65 yetenek hızıyla 10 saniye düşürebiliyoruz mantarın bekleme süresini. Hatta daha da fazla düşüyor Liandry alınca. Sende roket kemer varsa bende de var. Ah! Öldü. Kurtarmaz. Yazık kafana. Geliyorum. Güzel. Adama roket kemer sayesinde yetiştik. Gayet iyi. Oynamak mı istiyor bu Aatrox? Oynamak istiyor. Al. Biraz daha mantar. Güzel. Oyun bitti sanırım burada. Hasar eksiğini falan hiç hissetmiyoruz. Yani hiç bu anda falan iyi tamamladık. Bir de Karasat olunca gayet iyiyiz. Şimdi şu çocuğa sataşmak istiyorum. Oo, çok güzel be. Düz vuruş Q'ya. Hani bu Lich bu anlı düz vuruşa. Bir de Q'ya adama %70 falan attık. Daha fazla bile attık hatta. Burada biraz geri çekilmemiz lazım. Oyunu bitiremiyoruz burada. Çıkalım. Şimdi ağır yara alacağım sanırım. Çünkü gerçekten çok iyileşiyorlar. Şöyle yapalım. Bir tane aşırı büyük sopamız kalsın. Bunu Rabodon'a çeviririz. Ki Rabodon'a çevirene kadar oyun zaten biter. Morello'yu bitiremiyorduk. O yüzden dümdüz böyle aldım. Son fight olabilir bu. Şimdi burada son fight'ı çevirme niyetindeyiz sanırım. Biraz dikkatli oynayalım. Hareket hızımız 495. Nautilus engage atmak istiyor da engage atacağım diye ölmemiz lazım. Ah. Biraz geriden oynuyoruz. Ignite'ı saldık. Arkada Kesiopya'ya vurmamız lazım. Kesiopya'ya çok güzel hasar attık. Dayanadı sıra. Mantara doğru. Araya mantar. Çok slow yedik. Geri çekiliyorum biraz. Güzel. Çok güzel. Gayet iyi oynadık burayı. Arkada Kesiopya'ya fokuslandık. Gayet iyi bir şekilde kazandık. Arkadaşlar mobil team oda böyleydi. Benim çok hoşuma gitti. Yani maçtan maça alınabilir fakat gene de mantar build'i her zaman olduğu gibi daha ideal. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.